Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir ilave macerayla birlikteyiz hacılar. Bakalım ilave maceranın içerisinde ne var, kimler var, hangi hero'larla girilir arkadaşlar. Bir de solo görevler var. Destansı şampiyonlarla arkadaşlar. Burada Elektra, Kara Kedi, Thor ve bir de arkadaşlar Dani, Thor ve Anilus'u gıdıklayacakmışız. Yani full komple bir destansı girebilirsiniz veyahut da yardımcı karakter alabilirsiniz ama arkadaşlar hani destansları dövüşlerde kullanabilirsiniz. Ben ufaktan bir kadro oluşturdum ama içeri girip bir bakalım. Şu anda iki giriş hakkımız var arkadaşlar. Şöyle bakalım. İlkinde bir random attıracağız kendimizi. Bakalım nereye atacak. Sol taraf mutantların olduğu arkadaşlar. Mutantların olduğu yerde bizim yakmaya bağışıklı olmamız lazım arkadaşlar. Destansların içerisinde yakmaya bağışıklı olarak arkadaşlar güzel karakterler var. Bunlardan baktığımızda mesela Negasonic arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam yakmaya bağışıklıydı. Bağışıklı mı? Bakalım taklaya gelmedi mi abi? Yo değil. Evet, çıkartalım acı bunu. Yakmaya bağışıklı bir şey lazım. Bu arada kritik atarsanız arkadaşlar yakma yiyorsunuz. Mesela kritik atmayan destansı olan Shuri de işinizi görecektir. Ama biz hemen şöyle bir etiketler bölümüne destansı yazalım acılar. Ve bakalım burada yakma bağışıklı olan Absürt Man var. Yine Absürt Man'i de kullanabiliriz arkadaşlar. Onun dışında Teknodum var. Teknodum da hem yakmaya karşı bağışıklı hem de kritikte atmıyor arkadaşlar. Ve karşıda çok fazla mutant var. Bunu da kullanabiliriz. Bu arada Todd var arkadaşlar. Todd zehir atan bir arkadaş. O çok fazla gıdıklayacaktır. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. O da çok hüner açıyor mesela hünerini kapatabilecek. Tekno var mı bakayım destansı? Omega Sentinel güzel döver. Mysterio güzel dövebilir. Abi iyileşme engeli de verebilir. O zaman mesela bir yine Mysterio'yu alabiliriz acılar. Şöyle Mysterio'yu aldım. Sol taraf için bunları aldım. Ortaya baktığımda ortaya diyor ki kanama vermen lazım diyor. Kanama verirsen her şey gayet güzel olacak. O zaman kanama veren destanslara baktığımda arkadaşlar Weaponix var. Onun dışında yine şöyle bir yine destansı bir etiket yapalım bakalım. Destansı etikette kimler var başka kanama verebilen? Domino olabilir. Domino olabilir. Başka kim olabilir kanama veren? Yani Morbius var. Morbius da çok fazla kanama verecektir. Morbius da olabilir. Ondan sonra cima. Clairvoyant olabilir. Değil mi? Ben Weaponix'i aldım ama Clairvoyant'ı da kullanabiliriz. Yine kanama veren hero'lar içerisinde. Joe Fixit olabilir. Hatta Joe Fixit de çok da güzel gidebilir arkadaşlar. Bir label atacaksın. Pa. Arka arkaya iki tane label atabilirsiniz. Yine Joe Fixit da olabilir hacılar. Şimdi biz sol taraf için iki tane aldık. Şurayı çıkartalım şimdilik. Bir de kanama için iki tane hero almış olalım. Sağ tarafa geldiğimizde alıkoyma yapacağız. Bir de hasar vermeyen zayıf atıcı Uygarasel siper attığınızda adamlar engellenemez olacak. Şurada baktığımda arkadaşlar yani kimler tehlikeli burada? İlk ikisi tehlikeli değil ama Hyperion hızlı güç barı doldurabilir. Bunun tersine çevirmemiz lazım. Ve tabii ki Alinus da yine güzel bir defans hacılar. Hemen bir destansı yapalım. Özellikle Hyperion ve Alinus için kimleri bakabiliriz. Burada şu anda genel bir takım oluşturuyorum. Daha bireysele çektiğimizde güzel bir şeyler çıkabilir. Mistiklerden kimler var? Mistik olarak şöyle bakıyorum. Clairvoyant yine her iki taraf için de oynayabilir arkadaşlar. Oldukça güzel. Onun dışında Ringwraith takviye açtırmaz. Scarlet Witch olabilir. Ne var başka? Weaken olabilir. Weaken da gene güzel iş yapabilir hacılar. Özellikle de takviye açmalarını engeller ise eğer. Peki buraya kim? Buraya şimdi Clairvoyant ve Weaken çok ön plana çıkıyor. Özellikle güç barlarını da kontrol etmek için Clairvoyant çok ön plana çıkıyor. Yani kimi çıkartıp da Clairvoyant alabilirim diye düşünüyorum. Aşağıya atarsa uğraştırır. Bu arada yok ediciyi de aldım. Yok edici de yine işimi görür ama
Clairvoyant beni bayağı bir çağırıyor hacılar. Yani özellikle Animus ve Hyperion için yani şunu çıkarıp bir bunu alsam bir de andaç bassam var mı basılmış bir andaç. Şimdi çıkar şöyle alttan bızlık bir şey seçsek. Tamam Tiga'dan şimdi çıkartalım. Clairvoyant'a basalım hacılar. Bunun da artık bir 7 yıldızı gelse fena olmaz. Son bir kontrol daha yapalım. Sol tarafta yakma bağışıklığı. Bunun için arkadaşlar kimi aldık? Absürtmen aldık. Ondan sonra cuma. Bir de Mysterio'yu aldık. Mysterio da artık şu an çok kritik vurmaz diyelim. Orta taraf kanama verecek. Bunun için de Jewel Fixed'ı ve Weapon X'i aldık. Yine Weapon X'i falan bak, her yerde kullanıyorsak solda falan kullanabiliriz. Sağ taraf için de arkadaşlar Clairvoyant'ı aldık. Yine Absürtmen'i de burada kullanabiliriz. Mysterio'nun şeyini de düzeltelim. İstatistik odaklanması. Bunlar çok Todd için aldım arkadaşlar. Hadi Bismillah deyip giriyorum. Bakalım acılar nereye atacak bizi acep. Bu arada yardımcı olarak mesela sağ taraf için beyaz mevcuta sonra alabilirsiniz. Nereye atıyor? Direkt sağ tarafa attı. En az hero aldığım yer. Neyse burada siper'siz oynarsak bence güzel işler çıkartabiliriz. Absürtmen'le başlayacağım. Absürtmen'in şöyle yapalım. Bir daha kontrol edelim. Tamam. Siper atmadan oynayacağız. Alıkoymayı zorlayacağız. Takviyelerim durumu nasıl? Fazla bir şey varsa basayım. Yoksa basmayayım. Gerek yok. Haydi bismillah. Başlıyoruz bakalım. Direkt bir şöyle bir güzel alıkoymaları da güzel geliyor. Ama kanama yediğimiz için otomatik olarak şey yapıyor. Biraz güç boru basacak. Alıkoyma gitti. Bir daha alıkoyma yaparız. Şimdi rakip biraz agresif oynamalı. Güzel. Bir alıkoyma deneyelim bakalım. 1, 2, 3. Güzel. Alıkoymaya geldi. O zaman knockout. Güzel. Kolay bir dövüştü. Güzel. Alıkoymaya rahat geldi. Yapay zekayı bence. O CGR. CGR için de yine Absürtmen'i kullanabilirim. Yine süpersiz bir oyun oynayacağız. Dediğim gibi beyaz manyetoyu da alabilirsiniz yardımcı olarak. Beyaz manyeto mesela burada rahat sesi süper attırabilir. Aynı zamanda Negasonic varsa elinizde Negasonic de olur. O da pasif sersem veyahut da işte Amerika Chavez falan ama işte Amerika Chavez destansı değil pek. Bir daha alıkoymayı deneyelim. Ve bu alıkoyma tehlikeli şeyler. Bu arada Nick Fury'yi alabilirsiniz. Nick Fury'nin kaçış sinerjisini yaparak da en azından alıkoyma derken dayak yemeyi engelleyebilirsiniz. En azından 3 kere deneyebilirsiniz. Alıkoyma yine gitti. Bekleyelim. Çok güzel. Çok rahat bir şekilde. Hayda. Tamam. Engel denemesi verdik ama nakavt olması lazım. Olmadı. Eyvah. Eyvah. Şunu atsam güzel. Depar attı. Ve geldik asıl bu yol için tehlike olan Hyperion ve Anubis'e geldik. Hyperion için Clairvoyant'ı almıştık zaten. Clairvoyant'ı direkt zehir moduna getirip sürekli L2 atarak güç barını boşaltmaya çalışacağız. Blokta bekleyelim direkt başlangıçta ve hemen üzerindeki dalgayı bir kaldıralım. Tamam, zehir moduna geldik. Bizim oynayacağımız mod bu olacak. Hem rakibin güç barını boşaltmak için hem de kendi güç barımızı biraz daha fazla doldurmak için. Ama yardımcı olup bir tane özel saldırı at, direkt L3'e çıkma. Çıkma abi, tüh ya, direkt çıktı, terbiyesiz. Knockout etmez inşallah. İlkinde etmedi ama bir dahakine içimizden geçer gibi gözüküyor. Hayır, şimdi bir de benim şeye de dönmem lazım. Sağlık basmaya da dönmemiz lazım. Neyse dur bakalım nereye gidecek.
Balık oyunu gidiyor ve geliyor. Tamam. Direkt L3'e gitmeseydi böyle bir sağlık problemi yaşamazdık. Neyse inşallah size gitmez. Bana gitti. Bir daha atayım. Şey kalkacak ama olsun, problem değil. Bu arada buna illa destansıyla girmenize gerek yok. Şimdi ben random girdiğim için hangisini nereye atacağı bilmiyorsun. Karma bir takım aldım oraya. Hacı ne yapacaksın? Gene mi L3'e gideceksin? Hacı'yı yakalayamadık bir türlü. Bir türlü güç kolunu yakalamak için alıkoymaya kurt. Neyse atayım bir tane L2. Ama sağlığım çok düştü. Terbiyesiz kaba. Güzel bir alıkoyma geldi. Bir daha L2 atıyorum. Dediğim gibi bacılar, yani bu Euro'ya direkt destansıyla girmenize gerek yok. Ben sadece random bir takım belirlediğim için genel böyle 3 yola da artık ne gelirse diye. Ve Anulus'u da aslında buna ayırmıştım ama evvela bir bunu ya fark etmez, şu anda hepsini de kullanabilirim. Yani knockout da versek çok problem değil. Sonuçta bir adam kaldı. Hepsi de destansı etikete sahip. Yani görevlerden bir tanesini yapmış olacağız. Aslında absürte biraz yük basmak için şey yapabiliriz. L1'leri falan aslında bloklayabiliriz de. Çok da gerek yok da gibi de gözüküyor bir an. Rakibe şey kırılganlık vermek için. Hem kendisi de sağlık da basar. Ama fena değil. Yani alıkoymaya gelme oranı bence gayet güzel. Sanıyorum GG oldu acılar. Ağır saldırıyı bir de L2 ile birleştirdik mi? El öreke. Bir tur geçti. Güzel oldu. Şimdi bugün arkadaşlar iki giriş hakkımız var. 2 gün sonra 2 tane daha verecekler. Yani ilk ikisini randomda deneyebilirsiniz. Diğer 2 günlerde de seçmeliden bir tane mutlaka seçmeli gitmek zorundasınız. %100 yapmanız için. Allah bereket versin. Bunları aldık. Bir daha girelim. Bence bu kadro gayet güzeldi. İnşallah yine sağ tarafa atmaz. Gelelim. Ya da şöyle bir şey yapayım. Seçmeli yapayım arkadaşlar. Seçmeli yapayım. Ne de olsa şeyimiz var. Yani atlamalı hoplamalı var. Bir sonrakine gene gelecek. Bu sefer de şimdi orta yol çok tatlı ve keyifli gözüküyor. Kanama yoluna girelim arkadaşlar. Bu sefer de kanama yoluna girelim. Bence burası çok tatlı olacak. Şöyle yapalım. Destansı etiketler. Şöyle kanama yapmayanları komple bir çıkartalım böyle. Aa, bak bu üçü gayet güzel. Mesela bunların yanına yardımcı tipler alabilirim arkadaşlar. Yani daha artık destansı yapmama da gerek yok. Başka kim varmış bu arada? Morbius vardı. Hadi alalım, deneriz ben. Belki belli olmaz. Başka kanama veren kim var? Başka kanama veren kim var? Rakun veriyor muydu tam hatırlamıyorum. Ya yani yine Ultron var. Ultron da yine güzel iş yapabilir. Ultron da olabilir. Metal varsa eğer yolumuzda kırmızı manyetonun L3'ü de işimizi görecektir. Bla bla bla. Tamam aldım bunları, gidiyorum. Şimdi kanama yoluna bir gidelim. B yolundan gidelim. Bakalım ne varmış. İlk olarak sınıf bonusu kazanacağımız bir VPNX kullanalım. VPNX biliyorsunuz sürekli kanama verir. Rakip üzerinde kanama olduğu sürece, yani bu kadar çok zayıflatıcı olduğu sürece sersem bağışıklığı alam. Aa, ne aldı ki? Tabii çok uzun soluklu bir arkadaş olmadığı için kendisi. Andaç atalım. Arkasına bir de bunu atıp yenileyelim. Belki L2 atar. Güzel, bu sefer alamadı bağışıklık. Ama takviyeleri kaldırdı vay köfte. Neyse.
Kanama yediği için arkadaşlar çok çok büyük hasarlar yiyor. İkinci de bu. O hepsi beceriymiş. Hepsi beceri. Şimdi bu kanama veren bir arkadaş. Kanama veren bir arkadaşa, kanama yemeyen bir arkadaşa Ultron alalım. Buna da Ultron'la girelim. Ultron da acayip güzel iş yapacaktır. Direkt ağır saldırıya başlayalım ve alıkoyma atmamaya çalışın arkadaşlar. Kaçar. Bir de kaçıp tokatlarsa uğraşırsınız. Canını seven alıkoyma atmasın. Siper atıp oynayın gayet düz. Bir de rakiplerin özel saldırı atmasını istemiyorsanız daha çok blokta bekleyin. Bırakın bloğunuza vursunlar. Bunlar çok önemli şeyler değil. Bir şekil yapsam mı ya? Direkt L2'ye çıkayım. L2 deneyim bakayım abi. Aynen direkt tekledi. Ama Ultron çok güçlü bir zaman arkadaşlar. Yani L2 attıktan sonra zaten düşüyor ki burada sağlık havuzları da biraz düşük olduğu için Ultron çok gıdıklamıyor yani. Başka ne yapabiliriz? Yine Clairvoyant'ı arkadaşlar kullanabilirsiniz. Clairvoyant'ın da orta saldırıları ve ağır saldırı yaparak da bolca kanama verebilirsiniz. Gerçi bu arkadaş yere düştüğünde üzerindeki zayıflıkları kapatabilme özelliğine sahip. Bu sefer kapatmadı ama bunu daha çok oynayacaksanız yere düşürmeden kanamaları verebilirsiniz. Zaten rakibe zayıflatıcı verdikçe de güç barımız dolacak. Evet, arıttı. Çok da doğru. Şimdi kendisi ufak bir bağışıklık kazanacak. Hemen şöyle kanama varken bir de L2 atıyorum. Temiz iş. O bence yollar fena değil ya. Öyle çok ahım şahım bir zorla. Keşke bence buraları daha zorlu yapsalar. Yani böyle mesela şeydeki gibi zorlu denemenin mantığını çok sevdiğimi daha önce de söylemiştim. Oradaki mantık gibi yapıp mesela şey yapabilirler. Buna da Morbius denelim böyle. Yani sadece bir euro dene. Bir daha aynı euroyu kullanma ve 10-15 tane euro çok güzel olurdu. Morbius deli gibi kanama verecek ama bunu sürekli özel saldırı atmamız da gerekecek arkadaşlar. Sonuçta Thor Ragnarok boru mu? Morbius'un kanamaları da uzun süre kaldığı için bu eleman çok fazla zayıflık bağışıklığı alamayacak ama kanamalarımız kalkacak üzerinden tabii ki. Aa çarptı yakaladı oha nakavt olacak bana desin. Şimdi bizim özel saldırı atmamız lazım. Şu bağışıklığı geçsin çünkü bir L1 çıkacağız. Güzel. Yani uygun euroların sayısı oldukça da fazla. Yapabilirsiniz hacılar diyorum. Şimdi solo görevleri 2 gün sonra bitirmiş olacaksınız. Ve o diğer küçük hızlı ödülleri de almış olacaksınız hacılar. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı olduysa arkadaşlar like atabilirsiniz. Yani bu dünyanın sonu bence değil. Bu arada mağaza da güncellendiğine göre hacılar mağazadan da tüccarın mağazasına da benim rutin olarak aldığım arkadaşlar bir kere bu var. Bunu banko alıyorum arkadaşlar. Bunu almadan çıkmam abi komiseri. Onun dışında duruma göre alfa 2 eksikliği varsa alfa 2'li olandan alıyorum. Ki 60-70 tane falan var. Bu birazcık pahalı ama 5 yıldız parçası veriyor. Bu da fena değil. Yine bundan. Gerçi her ikisini de alabiliyoruz gibi ama 7 yıldız parçasından ziyade benim için şu daha değerli acılar. Bunu da böylece almış olurum. Yine bedava bir sürü ödül aldık. Evet bak bunlar bende oldukça düşük. Mesela bunları kullanmamız lazım falan filan. İnşallah faydalı olmuştur hacılar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.